soracağız. Söz verilip yerine getirilmeyen sözlerin takipçisi olacağız. Örneğin ilk üvezdeki Göksu'daki çöpün takipçisi biz olacağız. Oradaki insanımızın hakkını, hukukunu arayacağız. Çöp yapılmayacak, koyulmayacak deyip hala çöp arabasıyla oraya vahşi depolamayla çöp döküyorsanız biz bunun hesabını soracağız. Biz köylünün yanında yer alacağız. Biz milletin yanında yer alacağız. Millet bize bunun için görev verdi. Bu sebeple ben hepinizi en içten, en samimi duygularımla selamlıyorum. Bayramımız hayırlara vesile olsun diyorum. Bu bayram vesilesiyle Afrin'de, Fırat'ın doğusunda, Güneydoğu'da mücadele eden askerimize, polisimize sağlık, sıhhat ve Cenab-ı Allah'ın ayaklarına dahi, tırnaklarına dahi zarar getirmemesini niyaz ediyorum. Devletimizin polisine, bekçisine, güvenlik kuvvetlerine sahip çıkalım diyorum. Devleti yıkmak gibi, devlete ihanet etmek gibi düşünce içerisinde olanları Allah ıslah etsin, ıslah etmiyorsa def etsin diyorum. Bayramımızı kutluyor, hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor. Bu güzel memleketten, hakikaten dünyanın en güzel bu şehrinden hepinize en içten dileklerimle selamlarımı iletiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dilliğimizi bozmasın. Cumhur İttifakımızı yıkmak isteyenlere fırsat vermesin. Allah Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 2023 yılında büyük Türkiye'yi, büyük bir ülkeyi yeniden inşa etmeyi, ayağa kaldırmayı nasip etsin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.